Abla, hadi bakayım. Ah, ah Kadir Bey. Ayvalar altına tutmuş. Kadir Bey, çok açtık onu biz. Kısmıştık halbuki. Ne yapalım, hemen gidip ayva alsınlar bana. Hemen olur o bu yemekler olana kadar. Bir şey diyeceğim, altlarını sıyırsak? Olmaz, yanık kokar şimdi onlar. Bana hemen bir ayva alsınlar. Hemen, ben onun için fazla almak istiyordum. Yok, olmaz Kadir Bey, onu sunamam. Ben hemen, o çabucak olur bana. Kızlar, bana bir ayva alır mısınız rica etsem? Hemen, ben onu hallederim hemen gibi. Abla bir şey diyeceğim, yanıkları çok iyi bak, küçük küçük sıyırdım. Olur mu diyorsun, kokmaz mı? Vallahi şu an tencereyi değiştirelim. Hayır, dibine o kadar sarmamış. Tamam, tencere var şurada başka, tencereyi değiştirelim, onun kokusuna sarmasın. Bu kadar telaşla iş yapınca olacağı buydu işte. Kurtarılabilir mi Kadir? Yok, siz ayva alın. Ayva alın bence, alıverin de gelin kızlar, hadi. O çabuk olur. Bu yemekleri yapana kadar olur. Ben o ayvalara onca emek verdim ama Mürvet Hanım. Yine vallahi ben bunları daha içine bir daha oymam. Yok. Ben de soymam. Evet, gelelim ayva tatlısına. Dün bana dediniz ki Meral Hanımcığım bir baklava açaydınız. Mürvet Hanımcığım be, keşke siz de bir baklava açaydınız da bugün. Tam sizin böyle bir haftadır övdüğünüz Mürvet Hanım'ı şöyle görseydik de ayakta bir alkışlasaydım size. Gerçekten. Ayva tatlısı, yani ayvayı yaraya böleceksin. Ortasını oyacaksın, üstüne karanfili takacaksın, çekirdeğini koyup ya artık iyi renklendirmek için başka bir meyve atacak mısın onu bilemem. Onun da tabii ki püf noktası var, fırına mı atacaksın, şekerini o kıvamını nasıl ayarlayacaksın, şey yapacaksın ama tatlıyı ben size yakıştıramadım. Çok kolay ve inanın ki hemen soyup oraya atın kendi halinde pişen bir tatlı. Yani sizin benden beklediğiniz gibi ben de sizden baklava gibi bir tatlı bekliyordum. Ayva tatlısı çok basit bir tatlı. Ayvaları hemen doğrayıp şekerle beraber kaynatıyorsun. Bu kadar basit bir tatlı. Çok fazla meyve sevmem. O yüzden de açıkçası bir ya da iki kez yapmışımdır. Ayvaların çok güzel pembe olması gerekiyor. Bakalım nasıl olacak? Onu hemen at. Kadir Bey, şurada bir şey yanıyor, çıtır çıtır. Bak, bir şeyin sapı yandı. Kadir, baksana şu ocağa. Evet. Ben hemen bunu açacağım şimdi. Hadi. Tamam. Onu kapat da Kadir Bey, şu nohutları da bir kapat sana zahmet. Ne oldu? Eti de kapatalım. Abla, bu ne böreğiydi? Bu şey böreği. Börek çarşamba değil bu. Hayır, börek değil sen? Bu. Bu çorba. Ha, çorba. Börekli oraya yoğurdum duruyor. Bu çorba. Bundan çorba yapacağım size. Anlaşılan hamur keseceğiz. Erişte gibi mi olacak? Erişte değil, hayır. Ne gibi peki? Mantı gibi. Yerim mantı. Dar ya. Şu tahta şuradan alınsa. Oh. Ben nereye koyayım bu kadar eşyayı? Onu al, bunu al. Ha, siz de koyun. Kadir Bey sen. Sen de bana bakma öyle. Onun hazır. Ortasına mı koyacağız? Şöyle kenarda böyle yapıyorum işte. Benim gibi koyun. Siz orada. Bari sen de bu taraftan başla da daha hızlı yapın Kadir. Şurasını kesemedim. Ben biraz daha kıyma alayım. Öyle yuvarlayın. Aa, siz kendi kendine yuvarlansın. 5 dakikada kadın mantı yaptı. Kendi kendine yuvarlansın. Eğer güzel olursa bundan sonra mantıyı böyle yaparız. O çok güzel olur, evet. Soğan ne yaptık biz buna? Soğan doğradık mı? Bu kadar yeter mi? Sonra bir tane daha soy demeyin bana. Yok, bu ona yeter. Bir tane daha soğanı soy. Abla sen gel bunları kes. Tamam, hemen siz bunu kavurun. Bunu küçük mü doğrayayım? Küçük doğrayın, evet. Şimdi ağızlarına gelmesin hanımların, etten kavrulacak o da. Abla bu etin altı yanacak mı böyle? Kapattın mı? Kıstın mı acaba? Bakın. Kısmışsın. Tamam, kıstıysam okey. Bu yeter mi şimdi gençler? Gençler bir karar verin. Abla yeter mi? Bir yer varsa dolaba bir koyuverelim bunu. Buzdolabına mı? Evet, şuraya. Buzdolabı normal yer. Yer olduğunu düşünmüyorum. Ay, var orada. Ne yapıyorsun şimdi? Şimdi ben şeyi... Sana göre hareket edeceğiz. Ben şimdi bunu da halledeyim ya da içli kokteyli mi yapayım? İkisinden biri, ikisi de zor. İçin ikisi de zor, bir şey hazırlanacak bana. Ne onu? Ne? Beynir. Aa, düdüklü taşıyor. Yok, hani nerede? Taşmaz, kapattım. Et güzel kavruldu, biraz şey dibine sardı gibi ama. Bir tane domates rica edeyim, böyle minik minik ona doğransın. Abla, bunun içine baharat bir şey atacak mı? Tuzunu bir bakalım da, tuz yoksa tuz atacağız. Abla bize nefes bile aldırmıyor. Siz en iyisi gidin bir tuvalet ihtiyacınızı giderin, bir suyunuzu için gelin birazdan. Niye gideceklermiş? Sen nasıl sunucusun böyle Kadir? Bir 5 dakika lavaboya gitmesin mi milli? Reklamda giderler. Şimdi sırası mı? Bir şey yanıyor vallahi. Bir tane. Ya kapalı değil mi? Kapalı dedim ya. Kadir ne yapıyorsun? Dikkat et biraz. Dur, ay. Sana bir şey değil mi abla? Ne yok Kadir Bey? Tavuğu yaktı ya. Ya nasıl yaktı kızım? Ama patlamasın ha. Deminden beri kapat dedim ya.
ben sana ayvaları yapayım. Abla tavuğu kapat demedin ki. Ben suyunu alacağım. Hangi suyu alacaksınız? Su mu var orada? Almadık artık. Düdükleri kapatmıştım ben ya. Kapatmadın ki abla. Ayvanın altını kapattık. Ne yapacağız? Tamam, tavuk suyu koymayı veririm. Ne yapayım? Müber abla, şimdi bir yemeğe odaklanalım. Onu yapıp çıkalım da ondan sonra hemen bir böreğe girelim. Hemen şimdi suyu koyacağım işte bak. Şimdi bir böreğe girelim, bir böreği yap, at fırına ve işi köfteye geçelim. Hepsine dağılınca yemekleri anlaşılmıyor. Ne yapıyoruz? Bunun içine doğrayacağım onu. Ama ayva tatlı. Ayva almaya gittiler değil mi? Ayva geliyor. Ay, geliyor ayva. Ayva olmazsa çok kötü olurum valla. Şunu baharatını koy, bir şey atalım artık elimizin altından. Çıksın. Tas kebabının iç malzemelerini hazırladık. Şimdi güzelce tasımıza patlıcanları diziyoruz. İçlerini yerleştireceğiz. Bir o elimizin altından kalksın. Böreğimizin içi hazır. Böreği açacağız. Ve daha sonra meşhur Adana'nın işi köftesi geliyor efendim. Yeniden ayva getirttik. Niye? Çünkü ayvaları yaktı hanımefendi. Ayrıca pilava neden tavuk suyu koyamıyoruz? Çünkü düdüklüdeki tavuğun altı yendi. Ya sen niye üçüncü sayfa haberleri sunar gibi kadını bütün eksiğini noksanını döküyorsun ya? Söylemeyin lütfen. Abla gördün böyle mü? Bütün eksiği noksanı döktü ortaya. Ya hiç sorma ya. Ah, hemen bu tepsiye kapatacağım. Allah kimseyi sevdiğine bu tepsiye kapatacağım onu hemen. Olmadı. Olmadı çünkü o kase büyük. Nasıl bir kaseye yapayım ben bunu? Daha küçük bir kase kullanırım. Küçük bir kase bana. Olmaz, onlarda bir şey yok. Hayır. O zaman onu da yapın. Bundan yapacağım. Bundan daha mükemmel yapayım. Dur. Daha güzelini yapmaya çalışacağım. Artık bir şey olacak. Benim yeğenimle hamarat bir kadın bu yemeği yapmaz dedi. Aynısını kendisi yapmış. Ama bakalım, tabii ki benim etlerim kurumuştu inşallah. Mürvet Hanım tam lezzetiyle, tam kıvamında bir tas kebabı önümüze çıkartır. Mürvet Hanım'ın ana yemeği bence çok basit. Patlıcanları, patatesleri hemen kızartıp fırına atacak soslayıp. Kadir, yeni bir problemle karşı karşıyayız. Bu sefer ne oldu? Patlıcanlar az kaldı. Sen patlıcanı sayıp yapmamış mıydın? Sayıp yaptım ama şöyle yapayım da dağılmasın pişerken. Hemen birer tane siz batırın. Ya yetmedi patlıcanım, yetmedi. Ya kıza yağın altını açalım. 2 kilo patlıcan almıştım ben, çok ya. Abla tam kurban olurum ya. İlla yağına birbirine girdi ya. Ah, vallahi yetiştiremezsem kadınlar böyle topa tutar arkadaşlar. Her şeyi bir anda yapmaya kalkınca böyle oldu. Evet, onu dedim ya, tane tane gideydik. Yapa yapa ataydık, biterdi. Bir yandan et kavurduk, bir yandan hamur yoğurduk. Yaptık işte ikisinde bak. Baksana ayvayı bile. Başka tencerem var. Başka tencerem var. Başka tencerem var. Şunu da yapıvereyim ayvayı. Ne yaptık ayvaları? Abla dur, soydum da içlerini oyacağım şimdi. Nohutu inşallah ama bir şey olmadı. Ne oldu? O da yanmış. Kaç. Kaç ayvayı yedik bu sefer. Ciddi anlamda ayvayı yedik. Ocağım söndü, nasıl beladır? Bırakıp gittin, bu ne devrandır? Kadir, kadın başını yerlere vuruyor. Ablam yavaş. Bunun altı da nasıl yapıştıysa artık. Vallahi sorma ha. Haşlanmış nohuta mı döndük? E neye döneceğiz? Bu saatten sonra okey'e dönecek halimiz yok herhalde. 52 dakikamız kaldı. Ay, daha içli köfteyi yapmadım. İçli köfteyi yapmadım daha. O Selma Hanım var ya, sizi yer yer. Bugün çelik kuvvetle gelse seni onun elinden alamam. Börek pişecek. Hiç kimse alamaz beni onun elinden. Allah. Bir tane suyun altı getireyim mi abla? Yok yok. Bu sumak ekşisi. Onu da dünden hazırladınız değil mi? Biraz önce sıktım işte sumağım, bak. Baksana tam mı karamelize olmuş şekerler ha. Ne güzel yenir şimdi bu. Yemin ediyorum parkur, mutfak değil. Şunu dolabın içine atar mısınız? Daha salata yapılacak, o yapılacak. Köy güzel, yanıyor. Olmadı ki o. Çok güzel oldu, onun içine koyacağım. Aa, sessiz sessiz sessiz, aha size ses. Aa, size ses. Gümbürtü koptu mutfakta. Aa, size ses, evet. Yapıştı bu da ya. Aa, size ses. Kürdan takalım onun üstüne. Onun neresine kürdan takacağız ki? O bir şey olmadı, öyle tutarak tas kebabı ile kürdan kebabına döndü. Yok yok, bu hazır, bunu fırına sürüyorum. Gözünüzü seveyim, onu da yakmayalım. Hayır, bunu da yakmayalım, aynen öyle. Nerede benim şeyim, telim? Şöyle aşağıya koyalım da ben asadım, unutturmayın bunu, yanmasın. Bu birazcık şöyle kendini çeksin, yeterlidir. Şunu yapalım. Abla şeker ne kadar, toz şeker? Toz şeker efendim, nerede? Bakayım, toz şekeri bana ver hemen hemen. Kadir, bana bir bıçak ver, soğan doğrayacağım. Ben hangi birize yetişim? Bir su bardağı mı? Şeyden yok, daha fazla. 2 su bardağı olsun. 2 su bardağı evet. Tamam. İki tura be. 2 su bardağı da su, ılık su konacak ama neyse, soğuk su koyuvereyim. Gene neyse ki çareyi bulduk. Hadi bakalım. İnşallah bu elimize yüzümüze bulaşmaz. Hadi bakayım, birini yak. Altını iyi ayarla abla. Yak birini. Şu yağı şu tarafa koydum. Ben şimdi çarşaf şeyini, içli köftemi yoğuracağım şimdi burada. Fırında ne var? Kebap var. Fırında şu kebabı koydum. Böreği açmadın değil mi daha? Yok, açmadım. O hazır ama. İçli köftem duruyor daha. Hiçbir şey hazırlamadım. Kadir, harika gidiyoruz. Çok. İnanılmaz güzel gidiyoruz. Allah sen bilirsin. İki bir şey oldu sanki. Güzel oldu ama. El ele verdik. El ele, gönül gönüle. Biz beraberiz, beraberiz.
Biz yaparız bu işleri inşallah birinciyiz. Soğanları buraya atalım. Bu işte tamamdır onun için. Peynir koyacağım şimdi. Nerede peynirim? Onu bunu buraya koyacağım. Ne maydanoz koyduk ona neyse. Fark etmez. İyi bir çarşaf böreğini elinde güzel açması lazım. Açtığı hamurun hiç yırtılmaması gerekiyor. Umarım elinde kendi açarak yapacaktır ama içine ne koyacak çok merak ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.